Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, değerli bazılarım. Hamınızı Mekke şehrinden, Mescid-i Haram'dan salamlayıram. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mescid-i Haram'da edilen en azametli ibadetlerden biri de Kabe'ni tavaf etmektir. Hakikaten de Kabe'ni tavaf etmek en faziletli, en üstün ibadetlerden biridir. Alimler Kabe'ni tavaf etmeyi İslam'ın şuarlarından adlandırırlar. Kabe içilip inşa olunduğu günden itibaren tavaf olunur, daima onun etrafında Allah-u Teala zikrolunur, ibadetler edilir. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Kabe'ni tavaf etmeyin fazileti hakkında buyurur ki: وَعَهِدْنَا اِلَى اِبْرَاهِيمَ وَاِسْمَاعِيلَ اَنْ طَحْهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Biz İbrahim'e ve İsmail'e buyurduk ki, benim evimi, yani Kabe'ni tavaf edenler, itikafa girenler, bir de namaz kılanlar için temizlesinler. Allah Subhanahu ve Teala bu ayette tavaf etmeyi meşru etmiş, şeriatın olduğunu söylemiştir. Hemsinin uza Allah başka ayette buyurur ki: "Ve iz bevvehna li İbrahim'e mekanel beytin." Biz İbrahim'e beytin, Kabe'nin yerini işare edip dedikti: "Elle şirki şey'e." Mene hiçbir şeyi şerik koşma. Sonra Allah Teala buyurur: "Bu evi tavaf edenler olsun, namaz kılanlar için temizle." Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesinde Kabe'ni tavaf etmeyin fazileti hakkında çoklu hadisler gelmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Kabe'ni tavaf eden şahs atmış olduğu her bir adımına göre Allah Teala ona 10 sevap yazır, onun 10 günahını silir ve onu 10 derece yükseldir. Her bir adıma göre Allah Teala ona 10 sevap yazır, onun 10 günahını silir ve onu 10 derece yükseldir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste buyurur ki, Kabe'ni tavaf etmek namaz kılmak kimidir. Namaz kılmak kimidir? Yalnız da siz namazda danışmırsınız ama Kabe'ni tavaf edeyen zaman danışırsınız. Sizden kim Kabe'ni tavaf edeyen zaman danışarsa ancak hayır danışsın. Allah'ın sevdiği, razı kaldığı sözler danışsın. Ona göre ki Kabe'ni tavaf etmek Allah zikir olunsun diye, Allah'a dua olunur, ibadet olunsun diye buyurulur. Ne de ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Kabe'ni tavaf etmek, şeytanı taşlamak, Sefa Merva cemeler arasında gelip gelmek, ancak da ancak Allah zikir olunur, Allah hatırlanılsın diye buyurulur. Kabe'ni tavaf etmek bak bu kadar faziletli bir emeldir. İnsanın günahlarının bağışlanmasına, çoklu sevap mükafatlar kazanmasına, hepsinin derecesinin artıp uzalmasına sebeptir. Ona göre de her bir Müslüman kardeşle kalkmak arzulayıram, Allah Teala'ya dua edirəm ki, gelip kadim ev olan Kabe'ni ziyaret edip tavaf edebilsinler. Allah Teala her bir arzusunda olana müvaffak eylesin. Değerli cemaat, Kabe'ni tavaf edemeyin, adi paltarda etmek mümkündür. Yani adi paltarımıza Kabe'ni tavaf edilir. Kabe'ni tavaf edemek için en birinci dəstəmazlı olmak lazımdır. Buna göre ki namaz şimdidir, dəstəmazlı olmak lazımdır. Ve sonra adi paltarda 7 defa tavaf edip bitirdikten sonra 3 rükat namaz kılırız. İbrahim məqamını namazda gösteren 2 rükat namaz kıldım. Bu kadar değerli zamanat, yani bu kadar azametli, faziletli bir ibadettir. İstedim ki onun hakkında sizlerle bir nece kelime dönüşüm. Allah Teala her birimize nesim eylesin. Allah Teala bizleri müvaffak eylesin. Kabe'ni tavaf ederken Allah-u Teala'nı zikrilemek, hepsinin Kur'an-ı Kerim okumak, dualar etmek ve diğer faydalı değerli sözler danışmak. Allah Teala hamdolsun razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.